Evet, bir tamir videosuyla daha tekrardan beraberiz arkadaşlar. Bugün sizlere evimdeki kapı eşiği, şu gördüğünüz kapı eşiği kırılmıştı. Kırığını çıkardım, yenisiyle nasıl değiştirdim bunu göstermek isterdim tabii ki ama gösteremiyorum. Video çekmeye vaktim yoktu, hızlı bir şekilde tamir ettim. İşim olduğu için çıkmak zorunda kaldım. O yüzden tamir ettikten sonra anlatmak istedim sizlere. Bu kapı eşiği çıtası arkadaşlar. Evinizde sizin de kırıldığı zaman yapmanız gereken tek şey görüntünün de bozulmaması için. Çünkü kırık olduğu zaman görüntü çok kötü oluyor ev üzerinde. Mecbur nalburdan gidip yenisiyle değiştirmek oluyor. Peki bunu nasıl takacağız? Bu kapı eşiğini takmadığımız zaman şu fayansla kalebodur arasında bir çizgi gibi boşluk oluyor. Ve bu ayağınızı kesebilir. İçine pislikler düşebilir. O yüzden bu çok iyi, çok güzel bir işe yarıyor ve görünüş olarak da gayet güzel gösteriyor evi. Bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Bu çıtayı kaldırdığınız zaman nalburdan aldığınızda çift taraflı bir bant takılı iki kısmına da bu bantları sökerek yapıştırabiliyorsunuz. Fakat bunu yaptığınız zaman tam da sağlam olmayabiliyor. Ben ne yaptım? Yine bir önceki videomda fayans nasıl tamir edilir videomda gösterdiğim gibi kendi imkanlarımla, kendi aklımı kullanarak farklı bir yöntem denedim. Bunu da altına bildiğiniz uhu yani bali bununla tutturarak yaptım arkadaşlar. Siz de böyle yapabilirsiniz daha sağlam oluyor. Bildiğiniz yere beton gibi yapışmış durumda. Gayet daha düzgün oldu ve sizin de gördüğünüz gibi bu şekilde göze hoş gelmeye başladı. Bu şekilde bir tamir yaptım arkadaşlar. Sizinle de paylaşmak istedim. Eğer sizin de sormak istediğiniz bir şey olursa videomun yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bugünlük videomun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Tabii ki araba videolarıma az kaldı. Beni takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.